Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün bir tatlı tarifi paylaşacağım ama gerçekten hemen 5 dakikalık bir tarif diye paylaşacağım. Yıllardır yaptığımız daha önce de farklı tarifler paylaştık. Tatlı bölümünden bakabilir, yapabilirsiniz. Hemen böyle misafir geldi. Aniden yapabileceğimiz güzel bir tarif. Şurada malzemelerimi önce sayayım. Her şey 3. 3 tane yumurta, 3 yemek kaşığı toz şeker, 3 yemek kaşığı İrmik, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı sütüm ve 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozum var. Şimdi öncelikle yumurtaları daha önceden dolaptan çıkardım ve biraz oda sıcaklığında bekledikten sonra yani mutfakta artık tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Şimdi yumurtaları kırdık, ellerimi yıkıyorum. İyice yumurtalarımı bir çırpacağım şöyle. İsterseniz mikserle de yapabilirsiniz ama ben alıştığım için hemen bununla yapıyorum. Güzelce çırpıyorum iyice. Ve şekerimi ilave ediyorum. Biraz da bununla çırptıktan sonra şekerimle de biraz çırptıktan sonra sıvı yağımı katıyorum. Ve sütümü katıyorum. Onlar da biraz şöyle karıştırdıktan sonra irmiğimi katıyorum ve unumu katıyorum. Kabartma tozumu, vanilyamı katıyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra akışkan bir kıvam olacak. Orta boy bir borcamımızı yağlayacağız. Ve bu malzemeyi dökeceğiz. Şöyle göstereyim. Böyle bir var. Hemen şöyle bir yemek kaşığı kadar yağımı ister elinizle ister fırçayla sürüyoruz borcamımıza, tepsimize. Şöyle güzelce. Ve şimdi hazırladığım malzememi de buraya döküyorum. Bu aşamada da fırınımı açtım. Şöyle o ısınırken ben de burada kekimizi şöyle güzelce borcamıma dökeceğim. Ve pişmek üzere fırına gönderiyoruz. Şimdi ısınan fırınıma bu hazırladığım karışımı gönderiyorum. Şöyle alt üstü biraz kızardıktan sonra fırından çıkaracağım. Bu orada pişerken ben gene şöyle burada artık şerbetimi hazırlayacağım. Şerbeti içinde yaklaşık işte bir su bardağı döktüm. Bir de yarım döküyorum. Şöyle 1,5 oldu. Ve şöyle 3 su bardağı da sütümü yapacağım ve hiç kaynatma derdi yok bu şerbette. Hatta bunun normal suyla yapılmış farklı bir tarifini de paylaştım. Hepsi 3 fincan olacak şekilde. Bunda da 3 yemek kaşığı. Aradaki fark bu. Ve şimdi bu şerbetimi güzelce karıştıra karıştıra eriteceğim. Bunun kaynatma yok bu şerbette. Şöyle karıştıra karıştıra eriyecek. O aşamada da kekimiz pişecek. Evet, şöyle iyice şeker kalmayacak şekilde karşı tarafını eritiyorum. Kekim de orada pişiyor. Evet, kekimiz de burada nar gibi kızarıyor ve kabardı. İstediğimiz şekilde oldu maşallah. Bir 5 dakika sonra artık kekimi de çıkarıyorum. Evet, kekimizi çıkardık artık. Bir 5-6 dakika o sıcaklığı çıkınca buraya hazırladığımız şekerini eritene kadar karıştığımız şerbetimizi dökeceğiz. Ve biraz daha soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp servis edebilirsiniz. Evet, artık şerbetimizi şöyle yavaş yavaş her yerine gelecek şekilde döküyoruz. Ve bunu emmesini bekliyoruz. Çektikten sonra servis yapacağız. Biraz da dolapta bekleteceğiz. Evet, artık tatlımızı güzelce İstediğiniz büyüklükte kesiyoruz.
ve servis yapacağız. Çok harika bir tatlı. Servis yapacağımız tabağımızı alıyoruz. Evet. Şöyle muhteşem oldu gerçekten. Ve üzerine şöyle ister servis anında ister önceden şöyle güzelce, evinizde ne varsa renkli şeker olur, çam fıstığı olur, ne istiyorsanız onunla süsleyebilirsiniz şöyle. Evet. Ve artık tatlımız yenmeye hazır. Çayın yanında, kahvenin yanına Nescafe'lerin de harika bir sütlü tatlı. Yani revaninin bir benzerini düşünün. Şerbetli, sulu oluyor. Bu da sütlüsü, daha hafif. Ağır olmuyor yani süt olduğu için. Hazmı kolaylaştırıyor biliyorsunuz. Midelere iyi geldiği için süt. Güzel bir kolay tarif yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet güzel oldu. Evet, Allah-u Teala yedirmeyi nasip etsin diyorum. Evlerinize bir bereket, huzur versin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.